Efendim merhaba, Emirgan Şerifler Yalısı'nda yine birlikteyiz. Bugün Avrupa Kültür Başkenti olma yolundaki İstanbul hakkında konuşacağız. Konuğum, hepinizin yakından tanıdığını zannettiğim yüksek mimar ve sanat tarihi doktoru Sibel Genim Beyefendi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'u konuşacağız. Zaten Sinan Genim'le İstanbul konuşuyor. Yani. Çünkü Sinan Genim doğma büyüme İstanbullu. Hatta Boğaziçi'lidir. Değil mi? Yani Kuzguncuk. Doğduğunuz andan beri Boğaziçi'ni, İstanbul'u Boğaziçi'nden yaşayan, Boğaziçi'nden İstanbul'a bakan, yani aynı zamanda bir mimar ve sanat tarihçisi olarak İstanbul'la sürekli iç içe olan bir insansınız. Bir kültür adamı, bir mimar, bir teknik adamsınız. Evet. Bunun yanında aynı zamanda bir restoratör olarak İstanbul'un tarihi zenginliklerini hayata kazandırmak. Elimizden geldiğince. Evet, yeniden değerlendirmek, evet. Onları yaşanır kılmak için çalışan, yüzlerce eseri restore eden bir sanatçı, mimarsınız. Evet, sizinle İstanbul'u konuşacağız. Hocam, siz aynı zamanda bu özelliklerinizin yanında İstanbul'un tarihi değerlerini, turizm değerlerini, çevre değerlerini, mimari değerlerini koruyan bir vakfın da başkanısınız. Taş Vakfı. Taş Vakfı ne yapıyor şu anda? En son ne yaptı mesela? Ben önemli bir gelişmeyi de bu vesileyle duyurmak istiyorum. En son yaptığı Tophane Meydanı'ndaki 1. Mahmut döneminde yapılan Tophane Meydan Çeşmesi'nin restorasyonunu yaptı. Bir sponsor kuruluşla açtık o meydana da böyle bir şekilde düzeltmiş olduk. İnşallah uzun sene bu restorasyondan sonra tahrip edilmeden bu çeşme geleceğe yürümeye başlar. Çünkü İstanbul'da bu çeşmeden 3 tane var. Bir tanesi işte Sultanahmet, evet. Topkapı Sarayı'nın dış kapısındaki girişindeki 3. Ahmet Çeşmesi. Evet. Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi. Ondan sonra da bir tek 1. Mahmut yapmış. O önemli bir çeşme çünkü bu bölgenin su profilini değiştiriyor. Nüfus artışına yol açıyor. Taksim sularından ilk bağlanan çeşme. Onu yaptık. Ondan evvel pek çok yapı var restorasyonu yapılmış ama ne yazık ki bu konu Türkiye'nin ve ülkemizin öncelikler dizisi içinde yer almıyor. Bu iş biraz da böyle sevda işi, böyle ihaleyle falan yapılacak bir iş değil. Bunun bir uzmanlaşan bu konuya uzun dönem emek vermiş ve usta çırak usulüyle öğrenmiş gerçek yapıcılara ihtiyaç var. Biz mimar olarak projelendirebiliriz, tarif edebiliriz, nasıl yapılacağını söyleriz ama elimizi alıp bu işi yapma imkanımız yok yani gerçekten. Evet. Usta olan insan bu işi yapacak. Siz yanlış bile evet. söyleyebilirsiniz. O olmaz. Evet. Bak şöylesi daha iyi olabilir diye bu işe müdahale edecek. O insan sayısı azalıyor. Ki bu Türkiye gibi mimari miras açısından son derece zengin bir ülkenin restorasyon konusunda uzmanlaşmış sadece mimar değil. Aynen. Aynı zamanda en ufacık tabii, işleri resimler, el sanatlarına, kağıt restorasyonundan, kumaş restorasyonundan. Çok iyi uzmanlaşmış evet. elemanlara ihtiyacı var. Yoksa az önce konuştuk programdan önce çok ciddi hasarlara, kazalara, yangınlara yol açabiliyorlar. Yani, zaman da tahrip evet. ediyor tabii. Hiçbir şey olmasa bile zaman içinde tahrip oluyor. Zaman bir sürü şeyi tahrip etmeye müsait. Evet. Şu anda içinde bulunduğumuz mekanın restorasyonuna da katkıda bulundunuz. 30 yıl önce Hüsrev Bey, Hüsrev Tay'la Allah rahmet eylesin İlban Öz bu yapının restorasyonunu Kültür Bakanlığı adına özel mülkiyetten devlete intikal ettikten sonra yapıyorlardı. Biz o zaman çok böyle çırak hatta çırak bile değil hani çıraktan önce böyle bir getir götür işi yapan insanlar var ya galiba evet. öyle bir safhasında rölevesine katkıda bulundum. Bana çok şey öğretmiş bir yapıdır ve Boğaziçi'nin bu şekilde iç mekanıyla beraber bütün halinde muhafaza edilmiş en önemli yapılarından bir tanesi ama. En eski yapılarından. En eski yapı tabii. Evet. Amcazade Hüseyin Paşa Divanhanesi'nden evet. sonra bu tür divanhane olarak harem binası yanmış ama onu fotoğraflarını bile yok harem binasının ne yazık ki. Böyle bir önemli yapı bizim bu tür divanhane mimarimiz açısından yani iç yalnız sanat tarihi ve iç sistemi açısından değil ama mimari oluşum açısından da çok önemli. Şu önümüzde gördüğümüz havuz evet. buradan bahçeye doğru açılması çok önemli bir çözüm. Çok az insanımız tanıyor Topkapı Sarayı'na bağlı bir müze olarak açık haftanın belli günleri ama insanlarımız herhalde çok meraklı değil. Evet, yani. Yani bu bir zannediyorum ki eğitim sistemimizde çok önemli bir eksik bu. Yani eğitim sistemimizde insanların heyecanlarını ve meraklarını kışkırtıcı
bir öğretime imkan vermiyoruz. Yani, kendi çevrelerini tanıma imkanı da vermiyoruz. Evet. Yani, en azından yaşadığı çevrenin değerlerini tanıması için. Merak etsin. Neye malikiz? Bunu da zaten bu merakı ve bu heyecanı olup da neye malik olduğumuzu insanlarımız bilmediği için pek çok dış enformasyonlu kültürel girişim karşısında çok fazlaca bende olup çok fazlaca aşağılık kompleksi taşıyan bir hale geldik. Bunu ancak kendi değerlerimizi nelere malik olduğumuzun ciddi olarak farkına vararak, o yüzden size minnettarım. Bu tür programlar her zaman için insanların heyecanını ve merakını gıdıklayıcı programlar. Bu iş bir merak kaygısı, çocukluktan başlarsa bu ilgi, büyüyünce de bu merak giderek artar. Bu yalnız böyle gezmek, görmek diye bir gidip, herkes farklı bir şey görebilir ve kendi mesleğinde bu işi kullanabilir. Evet. Bunu yazar, anlatır, etrafını, kendi çoluğunu, çocuğunu elinden tutar gelir, arkadaşlarıyla gelir ve böyle çünkü toplumda bir yaşam sevinci yani, evet, yaşam kalitesini yükseltmek için çabuk. Bu konuda tabii sizlere çok iş düşüyor. Evet. Yani tabii siz üzerinize düşeni yapıyorsunuz. Yaptığınız işler ortada. Ne kadar sevildiğiniz de. Sağ olun, teveccühünüz. Geçen yıl 60 yaş. Yaşınızı idrak ettiniz. Aslında artık günümüzde 60 yaş. Gençiz ya, yani heyecanım ve merakım bitmediğinizde evet, şey yani, 60 gibi gelmiyor. Dostlarınız sizin için harika bir armağan kitap evet, hazırladılar. Hayatımdaki böyle, en evet, sevindirici ve beni en mutlu edici kitaptır bu evet, kitap. İki ciltlik bir kitap. 60. yaşında Sinan Genim'e armağan. Birinci cildi makaleler. Dev bir kitap, içinde son derece önemli seçkin imzalar tarafından yazılmış makaleler. Sanat tarihi, var, mimarlık tarihi. Sanat tarihi, mimarlık tarihi, kültür. Kültür tarihi. Tarihi. Evet, ikinci cildi de var bunun. O daha ince bir kitap. O kitapta anılar var. Dostlarımız sizinle ilgili duygularını yazmış ama onu zannediyorum piyasa yer sunmasın. Hayır, o şey dostlarımızın sunmasın arasında. Çünkü bilimsel nitelikte makale yazma alışkanlığı olmayan veya böyle bir eğitimi görmemiş dostlarımız ve arkadaşlarımız da duygularını dedikodu şeklinde değil, bunu bir yazarak. Evet. Ama bunlar mektuplar gibi yazılar. Kimi günah çıkarmalar var, kimi geçmişteki evet, karşılıklı hesaplaşmalarımız var. Böyle bir iş döküntü. O çok bir özel bir kitap. Çok özel. Çok bu dostlarımıza yazı yazanlara evet, ve gerçekten bu olayların uzun senedir bir arada çalıştığımız insanlar. Tabii ben bu kitabı başta Oktay Aslanapa hocama, Oktay Belli'ye, Coşkun Özgüner'e, Belma Kurtel'e bu kitabı hayata geçirmesine, Nazan Ölçer'e, pek isimlerini unuttum, pek çok isim var, minnettarım. Çünkü insan pek çok hediyeler alabilir ama böyle bir şey, kalıcı bir şey. Evet, evet. İnsanların tabii bu... Aslında bir katkı. Katkı tabii yani, bilim hayatına katkı, bunun basılması, pek çok insanlar makalelerini yazıyorlar ama bunu bastıracak yer bulamıyorlar. Seslerini duyurmak çok güç geliyor. Böyle bir şeye de hizmet ettiği için minnettarım. Benim hayatımdaki en hoş hediyedir. Hocam, Oktay Bey'in adı anıldı. Profesör burada. Uzun ömürler diliyoruz. Allah. Zannediyorum uzun 80'i Allah uzun ömür versin. Geçti. Allah uzun ömür versin. Hala canlı, evet, düşünen, yazan bir insan. Siz sanat tarihi doktorunuzu ondan benim yaptınız. Benim doktor hocam. Doktora konunuz da Fetih'ten Lale Devri'ne kadar İstanbul'da İskanı, mesken tipleri. İskanı ve mesken tipleri. Yani siz tabii o zaman İstanbul'un oluşumu üzerinde aynı zamanda bir sanat tarihçisi olarak Türk İstanbul'un. Fetih'ten sonra mimarlık tarihçisi diyelim. Mimarlık tarihçisi. Ben mimarlık tarihçisi. Aynı zamanda bir estet olarak. Evet. Nasıl oluştu? Yani nasıl Fetih'te sonra nasıl İstanbul devraldılar? Sonra oluşan İstanbul nasıl olacak? Biraz bundan başlayalım. Daha sonra geleceğin İstanbul'una, bu evet, Avrupa kültür başkenti olacak İstanbul'a geçelim isterseniz. Projeksiyon yaparız orada. Tabii gelecek oluşturmak için mutlaka geçmişten ders almak. Yani geçmişin birikimini değerlendirmeden dünya sahnesine çıkmak, kendi kültürünün geçmişini değerlendirmeden, bundan ders almadan dünya sahnesine çıkmak, uluslararası bir şeyler yapmak mümkün değil. Batı kültürüyle bir şey yapmamız bizim çok kopya olur. Yani Batı kültürünün pek çok ögesini bilmiyoruz. İncil'i bilmiyoruz. Batı kültürünün resminin, heykelinin, mimarisinin önemli bir kısmı İncil'e dayanır. Biz İncil'i bilmiyoruz doğru dürüst. Yani kendi kitabımızı bile doğru dürüst bilmiyoruz. Gerçekten bir kültürel, kültür açısından
söz eden pek çok insanımız. Kendi kültürümüzün pek çok ögesini bilmiyoruz. Doğu kültürü nedir? Şimdi bunu tanımak lazım. İstanbul nedir? 550'lerde, 560'larda tam tarihini söyleyemem ama çok önemli İstanbul için de iki de kitabı var. Biri Boğaziçi, bir tane de İstanbul'un topografisi Peter Cilli diye önemli gezgin ve evet, o dönemde tercümesi var. Evet, Erendiz Özbayoğlu yaptı, Erendiz Hanım yaptı her iki kitabında. Diyor ki o, dünyadaki bütün şehirler ölüme mahkumdur ama İstanbul'da insanlık var oldukça yaşayacaktır. Hakikaten İstanbul dünyanın bütün coğrafyası için de çok önemli bir şehir. İçinden deniz geçen şehir. Coğrafi olarak çok önemli. Yani yanında duruyoruz. Yani. Tabii yanında duruyoruz işte. Deniz geçiyor. Yani pek çok şehirde genellikle bütün şehirler, nehirlerin veya göllerin çevresine kurulmuş ama böyle uluslararası bir suyun ortasında kurulmuş dünyada başka bir şehir yok. Bütün Karadeniz, kaç tane devlet şu su yolunu kullanarak dünyaya açılıyor. Dünya bu su yoluyla orayla ilişki kuruyor. Şimdi böyle bir coğrafi önem aynı zamanda jeopolitik de bir önem. Çünkü evet, Roma bile artan nüfusu nedeniyle başkentini pek çok faraziye var, şu var, bu var ama Mısır ve Anadolu'ya yakın işte Ukrayna'dan ve Romanya'dan buğday daha kolay tedarik etmek için Tuna Nehri. Efendim. Tuna Nehri'ni kullanıyor. Dinyeperi, Dinyester'i evet, bir sürü nehir buraya ticaret yolunu açıyor. Yani bugün bağlantılar nedeniyle işte Dinyeper'den girdiğiniz zaman St. Petersburg'dan çıkıyorsunuz. Veya Tuna'dan girdiğiniz zaman Baltık Denizi'ne çıkıyorsunuz. Şimdi böyle bir önemli bir merkezdeki bir şehir prehistoryadan beri iskan ediliyor. Şimdi biz iskan deyince böyle bir 1 milyon nüfuslu, 500 bin nüfuslu o dönemlerde böyle bir şehirleri beslemek, şehrin atığını almak mümkün değil. İstanbul'un en eski iskan izleri Yarımurgaz mağazasında var. Günümüzden 600 bin yıl önce. 600 bin yıl. 600 bin yıl önce. İskan var. Bu evet, çevrede iskan var. Yani nerede var? Domalı'da var. İşte Fikirtepe'de var. Kalamış yat limanını kazarken çıktı. Pendik'te var. Ağaçlı'da var. Bu etrafta pek çok. Bazılarını da bilmiyoruz. Çünkü üstünde binlerce senedir de yoğun iskan geliyor yani. Onların evet, altında evet, kalmıştı burada. Mesela Büyükdere'de veya işte Tarabya Körfezi'nde mutlaka. İskendik veya Göksu Vadisi'nde yani İstanbul'un 600 bin yıl 600 bin yıla kadar giden yani, insanların evet, demek ki bu bölgede yerleşmelerini imkan sağlayan bir coğrafya. İstanbul 3-5 kere yeniden yapılıyor. Birincisi Megaralı Grekler 660'da milattan öncesi geliyorlar. Sarayburnu bölgesine yerleştiriyorlar. Ve burada onun altında daha önceden yerleşmiş otakton Trak ahalilerinin kurduğu Ligos diye bir yerleşmeden de söz ediliyor. Bazı buluntular var. İşte bir sürü efsane var. Bizim insanlarımız pek çok insan efsane ve hikayeye tabii çok akıl yormadan inanması. İşte körler memleketi. Halbuki Kalkedon yani Kadıköy yerleşmesi ondan 17 yıl önce. Çünkü tatlı su var, kayıkları bugünkü gibi gemiler değil. Kıyıya çekmek kumsal olduğu için daha kolay. Sarayburnu çok dik evet, ve evet, sert bir yer. O Kalkedon'un da bir Fenike kolonisi olduğu. Halkedon'dan geldi çünkü Grekçe değil bu kelime söyleniyor. Evet. Daha sonra bir şehir devleti olarak milattan sonra 196'ya kadar devam ediyor. Biraz Roma ile biraz Perslerle işbirliği arada istilalar var, şunlar var. 196'da Roma İmparatoru Septimus Severus geliyor şehri. 200 sene kuşatıyor, sonra tahrip ediyor ve şehrin başkentlerini kaldırıyor, Marmara Lisesi'ne bağlıyor, Parintos'a. Günümüze kadar devam eden de bunun bir örneği var. Bugün Ortodoks Patrikleri seçildikten sonra taç giyerken veya patrik Perintos piskoposu veriyor. Çünkü bir dönem İstanbul oraya bağlı olduğu evet, için Perintos evet, metropoliti bu töreni idare ediyor. Yani böyle bir 2000 senelik bile devam eden İstanbul'da gelenekler var. Sonra işte Roma İmparatorluğu başkent olarak burayı seçiyor. Ben yani Bizans efsanesi Bizans da Roma Roma bütün senatosuyla, her türlü şeyiyle, kaydıyla, kuyduyla. Peki bu Bizans hikayesi nereden çıkıyor? Biraz 16. yüzyılın sonunda Alman asıllı bir Hieronymus Vox diye bir adam. Biraz da tabii o günkü politik oluşumdan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na Roma'nın devamı diye sunmak açısından Müslümanların eline geçti. İşte bu şehir, bu devlet yani hiçbir Bizans imparatoru yaşarken veya Roma İmparatorluğu son dönemdeki ben Bizanslıyım, ben Bizans'ım filan dediğini adamlardan çünkü bu terimin uydurulması devletin ortadan kalkmasından 150 sene sonra. Derken 1453'te Fatih İstanbul'u fethediyor. Uzun yıllar ama zaten biliyorsunuz 700'lerden beri
bu bölgeye. Yani artık bu oraya geçmeden bu Bizans lafı. Hayır, Bizans lafı Roma ve Roma, Roma Osmanlı. Roma yani Doğu Roma filan değildi. Evet. Çünkü Fatih aldığı zaman şehri Trabzonlu ismi aklıma gelmiyor şimdi. Bir önemli tarihçi o dönemde. Sen ki bu şehri aldın, bundan böyle Roma İmparatorusun diyor. Fatih kendini Roma İmparatoru olarak görüyor. Roma'ya, İtalya'ya çıkması. Türk Hanı, İslam hükümdarı. Hükümdarı ve Roma İmparatoru. Evet. Zaten genellikle Anadolu Selçuklulardan beri bunlar Rum İmparatoru veya Diyarı Rum diye bu işi, yani Roma, o Rum'daki Rum deyip Grek değil. Şimdi bize bir yanlış alışkanlık var. Değildir tabii. Yani Rum... Arapça telaffuzdur Roma'nın. Evet, Rom'un daha evet, Türkçe evet. Açısından Rum, Yunanlı demek anlamına gelmiyor. Zaten Yunanlılar da kabul etmiyoruz. Greyiz, Helenist diyorlar. Roma vatandaşı demek. Evet. Mevlana'yı Rumi. Celaleddin Rumi. Yani Romalı Rumi anlamına geliyor. Bu terimleri gerçekten biraz daha açarak üzerinde konuşmamız lazım. 1453'te Roma İmparatorluğunu Fatih fethediyor. Fethetmek de burada çok bir şey değil. Yani bir kargaşalık ortam var. Evet, bir şehri alıyor ama böyle biz işte aldık da katlettik de şudur budur. O günkü hukuk, o günkü devletin ve askerin oluşumu bugünkü gibi düşünmemek lazım. Yani dur asker dediğin zaman o devirdeki askeri durdurmak mümkün değil. Öyle bir ordu oluşmuş ki bir sürü içinde faktörler var. Bu kılıç hakkı denilen de bir gelenek var. Bir kısa süre bazı teslim olan mahallelerin mesela hiç dokunulmadığı da söyleniyor hala yeni yeni. Aziz Hocam, şimdi mesela aşağı yukarı aynı tarihlerde Endülüs'te olanları biliyoruz. 1492. 50 sene sonra. Bir 100 sene sonra, yani fetihten 100 sene sonra mesela Kazan'da korkunç İvan'ın yaptıklarını. Evet, bütün kültürü yani, imha ediyorlar. Kültürü imha ediyor, tepeden tırnağa imha ediyor, insanları toptan yok ediyor, yok edemediklerini söylüyor. Evet. Yani bir daha aynı devirde yapılan bu fetihlerle İstanbul'un fethini karşılaştığımız zaman İstanbul'un fethi çok farklı. Çok masum, yani çok insani. Tabii yaşayan ve bu şehirde yaşamaya devam edenler aynı haklarıyla yaşamaya devam edilecek diye ferman veriliyor. Evet. Mesela Galata kolonisi geliyor, diyor ki biz bu olaya karışmak istemiyoruz. Ayrıcalıklarımız devam etsin diyor. Ayrıcalık tanınıyor anlaşmayla. Sonra fetihten sonra görüyorlar ki bazı Cenevizli, hatta o sıradaki işte Ceneviz kolonisinin başındaki adamın yeğeni de üniformasıyla beraber surların müdafaası sırasında öldürülmüş ve orada cesedi var. Diyorlar ki siz bizimle yaptığınız anlaşmaya uymadınız, o yüzden bu ayrıcalıklarımızı kaldırıyoruz. Ona uysa belki o koloni olarak o ayrıcalığı tanımaya da devam edecek. Bu kadar hukuksal ve bu kadar mantıklı o devirde bir iş yapmak gerçekten zor. 1453'le şehir büyük oranda nüfusu az ve tahrip edilmiş vaziyette. Çünkü bu Haçlı 1204. Evet. Haçlıların şehre giriyor. 60 sene bu şehirde kalıyorlar. Ve bütün buradaki, bugün biliyoruz işte Milano'daki o hipodromun üstündeki 4 tane atın çıktığı heykel. Evet. Orada örme sütun denilen sütunun üstünde bronzla kaplanmış olsun, bronz levhalarla üstünde. Çivilerin yerleri duruyor. Duruyor üstündeki bu söktüklerini. Yani buna benzer bir sürü şey. Bir de ondan zaten 100 sene evvelinden başlayarak şehir hinterlantını, çevresini kaybettiği için ve alıştığı ticaretin dışında da, dünya ticaretinin dışında da kaldığı için buradaki daha önceki devrelere ait önemli yapıların işte mermer somaki sütunlarını, bronzlarını, işte kurşunlarını çıkarıp satıyorlar. Geçim şehrin bu çünkü. Ufak bir şeye girmiş ve büyük de bir nüfus var. Tahribat 1204 ile 1400'ler, 1450'lere kadar, fethe kadar süre içinde büyük bir tahribat var. Pek çok yapı yıkılıyor, pek çok yapı terk ediliyor. Nüfus azaldığı müddetçe kullanılmayan yapılar, parçalar önemli. Hatırlar mısınız? Fatih İstanbul'a girdikten sonra Ayasofya'ya gidiyor. Evet. Orada Tursun Bey'in Ebu'l-Tarih'i anlatıyor. Ayasofya'nın kubbesine çıkıyor ve oradan şehre bakıyor. Ve meşhur bir parça beyit vardır, onu okuyor yani. İşte Örümcek, Kisra'nın sarayında kapıcılık yapıyor. Afrasiyab'ın sarayında da baykuşlar nöbet tutuyor. Yani Mecid Efendi'de var öyle bir şey. Allah kimsenin yani, hanesini diyor. Hakikaten böyle yani acıklı vaziyette. Evet, umutsuz serçe kuşuna yuva yapmaz. Evet. Böyle bir şey. Çünkü bu ekonomik bir şey. Yani siz bir şehir ekonomiden uzak kalırsa, bir devlet ekonomiden uzak kalırsa fakirleşiyor. Fakirleşmek de hoş bir şey değil yani. Bütün dünya için. Fatih orada çok akıllı bir politika gidiyor. Yalnız şehrin
ben burada devam edeceğim diyen insanların değil, şehre pek çok yerden sanat erbabı getiriyor. Aksaraylılar Aksaray'a, Çarşambalılar Çarşamba'ya, Karamanlılar Karaman'a gibi bir oluşum sağlıyor. Adalardan pek çok. Bunlar yalnız Müslüman nüfuslu değil üstelik. Evet. Yani Hristiyan, Ermeniler var, şeyler var. Gidenleri de geri çağırıyor. Geri çağırıyor tabii. Geri çağırıyor. Yani herhangi bir dininizde, dilinizde ve örfünüze, adetinize riayet edilecektir ki siz bizim koyduğumuz kurallara riayet ettiniz nitekim. Yani ben sana hürmet edeceğim ama hakkına evet, sen de benim koyduğum kurala hürmet edeceksin. Ondan sonra işte meşhur Endülüs'ün İspanya Yarımadası'nda bu müthiş katliamlar falan. Evet. Oradaki Musevi nüfusu da alıyor. Hatta Musevi, 2. Beyazıt'ın evet, önemli bir lafı var. Bu ne aptal bir imparatorluk diyor. Sanat erbabı insanlarını ülkesinin dışına çıkartıyor. Gelsinler diyor Selanik'e ve İstanbul'a. Evet, evet. Müthiş bir dünya ticaretine entegrasyon başlıyor. Etraftaki coğrafya da büyük tabii. Ve esas İstanbul'un teşekkülü Kanuni devri. Yani 1430'lardan sonra özellikle de Sinan. İşte devlet teşkilatlanıyor. Yani bir Sinan gibi, yalnız mimar değil, devletin her türlü yapısının organizasyonunu yapan insan. Şimdi Sinan dedik de burada bir araya girelim isterseniz. Sizin dedeniz de mimar değil mi? Mimar. O yüzden Sinan evet, adını yani koymuşlar ama. Adınız dedenizin Mimar Sinan'a duyduğu saygıdan. Saygıdan, hürmetten geliyor. Ama biraz fazla galiba yani. Estağfurullah yani öyle bir hiçbir zaman böyle aramızda şakalaşırız evet, bazı. Ben o yüzden de gençken diyordum ama hiçbir zaman böyle ne iş yapar işte mimarım adınız. Şöyle ikisini total söylemem, Mimar Sinan demem çok ayıp olur. Yani ama gençliğimde farkında değildim de giderek farkına varıyorum. O çok başka bir şey. Devletin ekonomisiyle, insanın dehasıyla ve o organizasyonu yapacak bir oluşumla. İmparatorluk vizyonuyla. Tabii. Yani devletin yönetimindeki adam ki Süleymaniye Camii'ni yaptığı zaman al sen o usta diyor. Adam o caminin temelleri otursun diye 2-3 sene inşaata ara veriyor. Herkes şikayet ediyor, bildiğini yapar diyor. Yani biliyor ki yapıyorsa alsın böyle. Dostlarım, 1-2 tane dostum var. Özellikle sevgili İnan Kıraç da bana o bildiğini yapar diye. Ben de Sedat Hakkı Eldem Hoca'nın öğrencisi, mimarlık öğrencisi olarak da hocanın tutumunu bildiğim için biraz bildiğimi yaparım. Sonucunda doğru, sevabı günahı bize yeter. Şimdi evet, bu teşekkür... İstanbul oluşuyor. Nasıl bir İstanbul bu? Yani Bizans İstanbul'un... Hayır, şey, çok farklı. Ya Bizans, bak değil alışkanlığı. Roma İmparatorluğu. Roma İstanbul'dan farklı. Ne farkı var buna? Pek çok farkı var. Yani bir kere şehrin Roma'da görünüşü sütunlardan teşekkür ediyor. Roma mimarlığı geç döneme de gelse yine de bir tane örnek var tabii. Yani çok önemli bir örnek var dönemi için. Ayasofya kubbeli doğu üst örtü sistemlerini geleneksel mimaride bu betonarme 1880'lerden bu yanadır yani ilk evet, defa evet, saksı yapıyorlar. 100 yıllık, 120 yıllık bir geçmişi var. Ama şimdi mimarlarımız, pek çok insanımız, çok kültürel doluluğu olan bile insanımız, betonarmeden önceki bir yapı teşekkülünü o devrin şartlarına göre düşünmüyorlar. Geçmişte iki türlü örtü sistemi var. Bir tanesi düz atkılı sistem, işte bu Anadolu'daki pek çok tapınakta gördüğümüz, gerek Roma gerek Helenistik döneme ait. Düz atkılı sistem biraz Anadolu'ya ters bir sistem. Anadolu'nun çünkü deprem evet, faktörü çok önemli ve bu kısa sürede bu yapılardan çok ayakta kalmış, hemen hemen tam hiçbir yapı yok. Mesela Fransa'da böyle bir yapı var, Nîmes'de Maison Kerr diye, o hemen hemen duruyor çünkü deprem bölgesinin dışı. Evet, evet. Bir de eğrisel örtü sistemleri var. Eğrisel örtü sistemleri çok basitçe bir dik eksenin etrafında bir dairenin, çemberin dönmesiyle oluşan kubbe veya bir yatay eksen boyunca tonozun bir yayın yine evet, devamıyla oluşan tonoz. Başka bir şey yok. Ya yani ahşapla da bunu bu yapıyordu. Sistem depreme dayanıklıdır. Kubbe tabii, kubbe tonoz depreme daha dayanıklı sistem. Yatay yükleri daha kolay absorbe evet, ediyor. Düz atkılı sistem bir nevi sigara kağıdı evet, sallanarak dökülüyor. Bunun içinde tabii dünya mimarisi için çok önemli bir yapı Ayasofya var. Çok erken bir dönemde iki tane Anadolu mimar iftihar etmemiz gerekti. Daha Müslümanlık tebliğ edilmemiş. İki tane Anadolu insan dünya mimarisinin en önemli yapılarının bir tanesini yapıyorlar ve içine ışık alıyorlar. Evet.
daha evvel yapılar var. Parthenon da var. Tepesi açık, içinde o kadar ışık yok. Tabii bu yapı İstanbul'un o devirde de çehresini değiştiriyor. Birden kubbeli bir yapılar ama biz geldiğimiz zaman tabii minarelerle bu kubbeleri pekiştiren çok hoş ve topografyasına uygun şehrin kubbelerle, minarelerle oluşan, ahşap evlerden oluşan bir şehir oluşturuyoruz. Bizim şehrimiz... Dışına taşıyor, surların dışına taşıyor. Çok fazla değil 19. yüzyıla kadar. Daha şehirle organik mesela... Eyüp mesela. Eyüp farklı. Üsküdar. Üsküdar'da tabii. Üsküdar, evet. Eyüp'le zaten üç tane, onlar kadılık da biliyorsunuz. Evet, evet. İstanbul ve Bilade Selalik kadılıkları. İşte İstanbul, evet. Eyüp, Galata ve şey. Üçü şehirle direkt entegrasyonu olan günlük. Çünkü ben şundan bu kanaatliyim. Ben Kuzguncukluyum. Demin de siz de söylediniz. Çocukluğumda diyelim. 1955'lere 60'lara kadar. Kuzguncuk, işte 1850'lerde vapur seferleri başladığından itibaren şehirle her gün 15-20 çocukluğumda belki günlük 30 seferle şehirle var. Üsküdar, Kuzguncuk, Üsküdar, köprü. İşte o da gelir. Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy. 10 dakika, 15 dakika. Belki o devirde 20 dakika. Ama mesela ben o dönemlerde bilirim ki bizim evde şehre gidilecek diye bir gün evvelinden hazırlık yapılıyordu. Ne demek şehre gidecek? Şimdi biz her gün ondan daha uzaktayım, ben Çengelköy'deyim. Belki şehre bir günde 3 kere 4 kere gidiyorum ama bir şehir var ve karşısında siz o şehirle direkt bağlantılı olmayan bir ayrı köy yerleşmesi gibi veya şehre çok entegre, yani Kuzguncuk bu. Evet, evet. Kuzguncuk baktığınız zaman karşısında Topkapı Sarayı, Mopsa'yı, bütün şehri görüyorsunuz ama şehre gidilecek tabirini ben bilirim. Bu çok enteresan bir şey. O yüzden şehir sur içinde, Eyüp'te, Galata'da ve Üsküdar'da 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar biraz da ulaşımla bu ilgili ulaşımla bir şey. Ulaşımla alakalı bir şey. Şimdi, yani Haliç'ten kayıkla şehre gelmek kolay. Üsküdar'da... Ama 18. yüzyılın başlarına itibaren, hatta daha da önce yani Boğaziçi'nde... Hepsi var. Bütün yerleşmeler, yerleşmeler var. Emirgan'dayız. Biz yani hemen yanımızda. Yazlık olarak kullanıyorlar. Yazlık da hemen yanımızda. 18. yüzyılda yapılmış, 18. yüzyılın başında yapılmış bir padişah camii var. Yani her tarafın şehirle direkt ilgisi var. Evet. Yani bir İstanbul oluşuyor. Bu tamamen Yahya Kemal... İstanbul uygarlığı oluşuyor. Evet. Yahya Kemal bunlar Türk İstanbul adını veriyor. Türk İstanbul. Yani başka adı da verilebilir ama bu Yahya Kemal'in çerçevesi çok güzel. Şimdi aslında sohbetimizin başında hatırlatmayı unuttum hocam. Bu İstanbul üzerine araştırmalar yapmak üzere bir de İstanbul merkez kurdunuz değil mi? Taş Vakfı bünyesinde. Hayır. Değil. Suna İnan Kıraç Vakfı bünyesinde. Daha önce sağ olsunlar. Evet. İkisine de Allah uzun sağlıklı, uzun ömür versin. Ve bu çabaları içinde gelecekte çok bu ülkenin minnet alacağını umuyorum bu insanları. Çünkü daha önce bir 10 yıl evvel de Antalya'da böyle bir enstitü kurmuşlardı. Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü. Evet. Bu enstitüler faydalı. Devletin dışında özel sektörün sahip olması... Çünkü biliyorsunuz ikimiz de bu işlerin içindeyiz. Yani devlet bir dönem periyodiyi alıyor, bir dönem kitabı alıyor. Sonra orayla ilgisi kesiliyor veya onun başındaki bu işleri hareketlendiren insanın kesilince birden böyle... İktidar değişiyor, kitaplık arası, kitaplık birden donuyor. Tabii, halbuki sürekliği var bunun. Oraya insanlar gelecek. Medeni iş, batıdan görürüz bunları, çok içim gider yani. İngiltere'de, Fransa'da bir enstitüye gidersiniz. Pırıl pırıl, yazın soğuk, her kışın sıcak. Her türlü fotokopiyi bile bedava. Yeter ki siz çalışın diye. Türkiye, şimdi İstanbul... Şimdi bu araştırma merkezinin çekirdeğinin de galiba Semavi Eyici Hoca'nın... Semavi Eyici Hoca'nın... Var. Şevket Rado Bey'in... Evet, yazmaları var. Yazmaları ve eski Türkçe tarihleri ve bu konudaki çok önemli mesela Pasarofça... anlaşmalarının ve o sıradaki yazılan mektupların orijinal listaları var. Sağ olsun Türkan Rado Hanım da onu bağışladı buraya. Sonra Selahattin İlav Bey'in kitaplığı var. O tam bir kitap. Tam bir kitap kurduydu o topluluk. Bibliofil dedikleri cinsinden bir adam değil mi? Rahmetli. Evet. Zannediyorum şimdi tabii bu bir nevi test açılışı yapıldı. Kitapları yerleştiriliyor. Yöneticisi Özal Birol Bey. Peren Müzesi'nin. Hizmeti ne zaman açılıyor? Araştırmacılara bu kitapların tasdif edilip yerleştirilmesinden sonra Ekim ayında beraber bir de yaz rehaveti geliyor. Evet. Ekim'le beraber zannediyorum ki tüm dünyadaki yani 40-50 kişinin aynı anda bilgisayarıyla kendisine tahsis edilmiş bilgisayarıyla çalışabileceği hoş bir mekan tepe başında. Tabii bu böyle bir merkezler aynı zamanda Avrupa Kültür Başkenti olma yolundaki
İstanbul için son derece büyük. İstanbul'un böyle bir isteğine hazırlık yapması açısından da çok önemli. Yani bu Çelik Bey'in, Çelik Gülersoy'un kurduğu İstanbul Kitaplığı var. İstanbul Kitaplığı ile birlikte bu İstanbul Araştırmaları Merkezi. Evet. Önemli bir sivil inisiyatif olarak önemli. Biraz da isterseniz vaktimiz de azalıyor. Aslında asıl konumuza geçelim hocam. İstanbul Avrupa Kültür Başkenti olma yolunda henüz kesinleşmedi ama kesin gibi. Diyor, geç bile kaldı. Evet. Yani yalnız biz geç kalmadık. Avrupa'da geç kaldı. Evet. Yani bu Avrupa Kültür Başkenti olması demek. Hatta Avrupa'yı da aşan bir şey. İstanbul bir megapol, bir küresel şehir. Tabii. Dünya kenti. Yani biraz da İstanbul'un kaderi galiba bu. Ama şimdi bir zengin bir tarihi 600 bin yıl dedik. Tarihi mirası içinde taşıyan, yani gözümüz gibi korunması gereken bir şehir var. Bir de megapol olmak, küresel şehir olma yolundaki İstanbul var. Sanki bu ikisi birbirine zıt gibi görünüyor. Sanki bu tarihi İstanbul, megapolün, küresel İstanbul'un altında ezilme tehlikesiyle karşı karşıya gibi geliyor bana. Yani bu tehlikeli sürecin yaşanmaması için ne bu tehlikeli gerekiyor? Süreç yaklaşık bir 50 yıldır yaşanıyor. Yani 1950'lerden başlayan bir şeyle. Ama bu da tabii bir oluşum. Yani biz bütün dünya, önemli bir Amerikalı mimar var 1900'lerde, diyor ki %80'i gelecekte nüfusların şehirlerde yaşayacaktır. Hatta %80. Evet. Şimdi sizin buna göre tedbir almanız gerekirdi. Bu tabii bir şey. Nüfusumuz artacak. Bu da doğal bir şey. Ve bu olayı görmezden gelmek akıllıca bir iştir. Hatta aptalca bir iş. Uzun dönem görmezden gelerek halletmeyi. Yine bakın böyle bir problem var. Otopark sorun. Çünkü otomobil bir anlamda özgürlük, insanlar size bağlı olma. Efendim toplu taşıma aracını kullanırlar. Adam hafta sonu çoluğunu çocuğunu alacak kendi şeyine göre ve özgürce kimseye bağlı olmadan bir yere gidecek. Siz bu insana otomobil alma diyerek onun özgürlüğüne mani oluyorsunuz. Şimdi Buna o sektör izin vermiyor zaten otomobil. Hayır ama şimdi mesela Sovyetler Birliği'nde Çin'de yasaktı. Belirli şey yok. Kalkınca bu rejim inanılmaz şekilde bir herkes, ben kavram olarak söylüyorum. Sanki arabaya sahip olan özgürlüğünü kazanmış gibi kendisine böyle bir psikolojik etkisi var. O yüzden bunu bir şekilde durdurmak mümkün değil. Şimdi şehre gelişi de durdurmak mümkün değil. Üstelik de İstanbul yalnızca Anadolu'nun veya bugünkü Türkiye coğrafyasının ilgisini çeken bir şehir değil. Bütün dünyanın ilgisini çeken bir şehir. Şimdi siz buraya gelmeyin. Hazırlık yapmamız. Sevgili İlber Ortaylı da bu konuda çok şey yapıyor ve çok da üzülerek söylüyormuş. Ben de üzülerek söylüyorum. Yani koruyacağımız gerçekte bir alanda işte 2 kilometre, 3 kilometre karelik Suriçi, Eyüp, Galata, Üsküdar'ın bir bölümü. Onun dışındaki adalar, madalar var 19. Ama esas bölgemiz biz buraya etkili bir şekilde hala planlamalar yapıyor. İşte 50 binlik planlar, 100 binlik planlar, 25 binlik planlar. Ya buna akıllıca bir şekilde şöyle boyun üstüne ki burada işte şu katı kadar geçmeyen, şu yoğunluğun dışında yapılamaz. Veya bunun özel kuralları vardır, şöyle yapılır. Şimdi bir tehlike mesela, kimse farkında değil. Görmüyor da. İstanbul'un esas yaklaşımındaki etkili görünüşü Marmara'dan denizle gelen yoldur. Çünkü yüzlerce yıldır gelenler 1950'lere kadar. 60'lara kadar uçakla muçakla gelmiyorlar ki Marmara Denizi'nden ve inanılmaz bir silüet görüyorlar. Tarihi silüet, evet. Tabii tarihi kubbeler. Bütün seyahatnameler de var. Evet, bütün seyahatnameler, bütün batıdaki Knut Hamsun, Andersen. İnanılmaz bir şey gördük sabaha karşı diyor. Evet. Kalktık, güneş doğuyordu ve tekne işte sahil burnunu dönüyordu. Birden diyor inanılmaz bir şey gördük. Şimdi bunu Beyoğlu Yarımadası'na, Şişli bölgesine gökdelenler yaparak arkasındaki fonu rezil ediyor. Gökdelen yapılmamalıdır. Yapılmalıdır efendim. Bu devirde yapılmaması diye bir şey düşünülebilir mi? Ama yapılacak yeri adam gibi seçmek gerekir. İşte bir sürü medya veya katıldığımız toplantılar, siz mimarlar gökdelene karşısınız. Gökdelene karşı değiliz. Gökdelenin yerine karşıyız. Bizde bir kavram kargaşası var, evet, biliyorsunuz. O ifratla tefrik arasında gider gelirken bazıları da bildiğini yapıyor. Meşhur gök kafes değil. Yeri mi? Yani, yeri mi? Yani bu 60 yıldır, 70 yıldır orası bir numaralı, iki numaralı park diye ayrılmış, sosyal amaçlara tesis edilmiş bir yer. Sonra oraya siz geliyorsunuz, bir gökdelen yıkıyorsunuz. Onu bırakın. Bir acıdır. Pek çok insan farkındadır. Park otel.
iyi bir yapımdır, hayır kötü yapıdır ama Park Otel'in projesini belediye tasdik etmiştir, bizim mensup olduğum oda vize etmiştir, şu yapmıştır, bu yapmıştır. Yapı ortaya çıkmaya başlayınca herkes bağırmıştır. Ya kardeşim, başta akıllı adam bunu işte beyan ediyor projesinde. Adam da o yüzden mazla bir sekteyi kalpten gitti. Onun yanında tüm bunları olmayan gök kafesi istediyor. Şimdi onun gerisinde pek çok yapı. İnanılmaz bir şekilde yapılıyor. Dar sokaklar, ulaşım imkanı olmayan ya. Çıkın şu temin etrafına, bazı alanları. Şimdi bir de şöyle bir söylem var. İstanbul Boğaziçi çok yeşildi efendim, mahvoldu. Yalan. Benim bir kitabım çıkacak Ekim ayında. Prova baskıları çıktı da. Ya Boğaz, bir tane doğru Boğaziçi kitabı. Boğaziçi kitabı. Yani Boğaziçi kitabı laf da değil. 1850 ile 1910 arasında çekilmiş 415 tane fotoğrafla Rumeli yakasını yazdım. Yalnızca Rumeli yakası. Ya ağaçları tek tek sayıyorsunuz, görüyorsunuz. Zaten olması da mümkün değil. Çünkü binlerce yıldır bu ağaçlık bölgeler aşağıdaki köylerin baltalı adam... Bırakın ısınmayı, yemek pişirmek için bile lazım. O günkü devirde şeyden doğalgaz, Ukrayna'dan doğalgaz veya Kazakistan'dan doğalgaz getirmek, Zonguldak'tan taş kömürünü bulduğumuz tarihi biliyoruz. Peki bu adamlar yüzlerce yıldır yemeklerini nasıl pişirdiler, nasıl kışları ısındılar? Çevresindeki ağaçları keserek. Hocam, yönetmenimiz vaktimizin dolduğunu iddia ediyor. Yani vizyonunuz nedir? Daha doğrusu geleceğe projeksiyonunuz nedir? Nasıl bir İstanbul tahayyül ediyorsunuz? Kısaca ben İstanbul yeni demin oraya kaldık, çok kısa bahsedeyim. Şimdi Septimus Severus'la herhalde Megaralı Greklerle gelince bir kültürel şok yaşıyor. Oligos şehrini kaybediyoruz. Sonra Septimus Severus işte şehri Bizantiyon'u duman ediyor. Oraya hipodromu yapıyor, etrafını surla çeviriyor. Önemli. Sonra işte Roma İmparatorluğu başkentini buraya transfer ediyor. Yine şehirde müthiş bir imar faaliyeti. 1453'te 1550'lerden istisna aldığımız bir imar faaliyetine yaşıyoruz. Cumhuriyet de İstanbul'a etkili bir şekilde müdahale ediyor. Bir reddi mirası var bir dönem. Şimdi Cumhuriyet'in şekillendirmesiyle karşı karşıyayız. Kültürümüzün boyutları İstanbul'un yeni şekillendirişini önümüzdeki bir 50 yıl içinde gösterecek. Zaten şehre müdahale etmeye başlayınca bir 100 yıl. Eskiden bu 50-100 yılda hallediyordu ama şimdi İstanbul bir başkent değil, bir taşra. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terminolojisinde evet. Bir taşra kentinin şekillenmesi evet. için 120 yıl yakın evet, zaman lazım. Umarız o daha kısalır o zaman. Hocam, kısa olunca bazı hatalar yapıyoruz. Bu çok tatlı sohbet. Ne yazık ki süremiz doldu. Yani lütfettiniz, zahmet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta başka bir konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.